Herkese merhaba arkadaşlar. Covid olka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen gazetelerini okuyalım. Atlantik ülkeleri milyarlarca dolarlık eğitim sistemi geliştirme paketini imzalıyor. Ofise dönüş nekomuniler için ne anlama geliyor? Ağaç kakan az daha elektrik direğini yıkıyordu. Güçlü gaga. Güne başlayalım. Ay, ne kadar çok yağmur yağıyor. Şu sesi birazcık kısabilir miyim? Evet, biraz fazlaca. Yağmur mevsimi çok fena harbiden demiş. Telefona bakalım hemen. Nerelerde neler olmuş. Arkadaşlar, Rachel. Şarkıcı, dansçı, model ve favori komşu kızımız demiş. Buralarda bir şey yok. Storylere bakalım. Rion'un arabası bozulmuş. Teslimatlara yarın devam edecekmiş. Rachel, bir şey üzerinde çalışıyorum merak edenler demiş. Ait ne yazmış? Ha, bir de hamile olan bir vampir vardı, çok komik. Aa, hamile vampir mi? Sır hayvan kanı içtikleri için kendilerine vegan diyen vampirlerle ilgili bir video izledim demin. Bir kere denedim. Ne tahmin etti, ne doyurdu. En iyisi sentetik. Lucas ne demiş? Bacakları dövmeli olsa... Bacakları dövmeli olsa bir satire yakışır mıydı ya sizce? Bir arkadaşım için soruyorum, sadece kendim için değil. Bak ya, dolaylı yoldan. Bacaklarına dövme yaptırmak istiyormuş herhalde. Aha, bu sefer de siyah kedi geldi. Geçen bölümde de beyaz kedi gelmişti. Ha, bu Rachel mı? Tamam, bu Rachel. Nasılsınız Rachel Hanım? Of. Ne kadar iyi olunabilirse işte. Yavaş. Ne oldu? Ha, bir şey yok. Bir nekomimi dönüşümünü görmeye asla alışamayacağım sanırım, o kadar. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? İyi anlamda tabii. Çok büyülü görünüyor. Teşekkürler. Şey, bir şeye ihtiyacın var mı? Havluya mesela. Geldiğinde dışarıda bardaktan boşalıcasına yağmur yağıyordu. Saç kurutma makinen var mı? Saç kurutma makinesi? Hayır, ne yazık ki yok. O zaman gerek yok. İyiyim böyle. Emin misin? Ya Merviko, şeker değilim, erimem. İyiyim böyle. Tamam, sen öyle diyorsun. Ya bak şimdi, ben artık çocuk değilim, tamam mı? 3 yıl oldu artık. Ben de yaşlanıyorum hani. Yahu onunla hiçbir ilgisi yok. Buradaki yetersiz hizmet yüzünden bir yıldızın hastalanmasını... isteyeceğim son şey. Çok iyi davranmalısın bana o zaman. Bana özel bir içecek yapmaya ne dersin? Özel bir içecek mi? Aklında ne var? Sütlü. Ve biraz tatlı. Ve bu kasvetli havayı unutturması için biraz da parlak bir şey. Parlak bir şey istiyorsun demek. Tat olarak mı yoksa renk olarak mı? Kafana göre takıl. Farklı renklerin genellikle farklı etkileri var insanda, değil mi? Tamamdır, deneyeceğim. Yaşasın. Ha, bir de kahve olmasın lütfen. Siparişiniz benim için, özetler misiniz? Ballı, renkli ve kahve içermeyen bir latte lütfen. Ballı, renkli ve kahve içermeyen bir latte. Süt olacak. Bu ne diyor? Yukarıdaki kefaşlı. İnsan kaynaklarındaki kafeciler izin verse ofiste her gün düğün kıyafetiyle giderdim resmen. Lua'ya. Şimdi kahveye gelelim. Şimdi bunda süt yok. Mavi kelebek balını, mavi kelebek zencefil zencefil. O zaman bir dakika. Mavi kelebek koyalım, parlak. Ballı. Dur, baştan yok. Mavi kelebek. Süt, bal. Demle. Böyle olsun, böyle olsun. Parlaklık var, tatlılık var. Yes! Düş mavisi. Ay, üzerine keşke latte art yapabilsem. Bak, üzerinde düş mavisi, ay, yıldızlar. Yapabilir miyim bunu ya? Ay, keşke yapabilsem. Şöyle. Şöyle. Şuraya. Abi, ay nasıl yapılmıyor ya?
Evet, birebir aynısı oldu ya. O kadar benzedi ki. Nisan bir kalıp koyar şuraya. Tamam, böyle bir şey hazır. Evet, çok güzel oldu. Deminkiyle birebir aynı. Tamam o zaman. Hülyalı bir latte geliyor. Vay. Bu ne? İlginç görünüyor. Ballı mavi kelebek sarmaşı. Yeni bir tarif. Adı da düş mavisi. Tamamdır o zaman bir deneyeyim. İlginçmiş. Nasıl olmuş? Hiç beklediğim gibi değil. Orası kesin. Tadı istediğim kadar parlak olmasa da rengi ilginç kesinlikle. Yani mavi sonuçta. Ne anlama geliyor bu arada düş mavisi? Düş kırıklığı anlamına mı? Yoksa sadece mavi düş anlamında mı? Yoksa hayal meyal mavi düşler görmek anlamında mı? Senin canın ne istiyorsa, ne hissediyorsan o anlamda. Hayal meyal gibi geldi bana. Hafif, topraksı ama rahatlatıcı olmasının yanı sıra gerçek üstü. Fena değilmiş. Düş mavisi demek ha? Her halükarda gerçekten o kadar uzun zaman oldu mu? Buraya en son neredeyse bir yıl önce gelmiştim değil mi? Öyle sanırım. Fotoğrafların boy boy otobüslerde yer almaya başladığı sıralardaydı. Doğru ya. İşler birden yağmaya başladı ve birdenbire hiç boş vaktim kalmadı. Nasıl gidiyor peki? Yoğun ama güzel geçiyor. Hatta harika geçiyor. Birçok şey oluyor aslında. Öyle mi? Yeni bir müzik klibi çekmekle meşgulüm falan. Bir sürü fotoğraf çekimi oluyor. Ayrıca birkaç şova ve podcast'a çıkmaya hazırlanıyorum ve yeni tekli parçam üzerinde çalışıyorum. Hadi ya, öyle mi? Harika bir haber. Tebrik. Hayır, tebrik etme beni henüz. Peki, kusura bakma. Hala hazırlık sürecindeyim birçok anlamda. Nasıl yani? Bu sefer şarkıyı ben yapıyorum. Vay. AJ ile işbirliği yapacağım. Bir dakika. Şeyi mi diyorsun? Çalma listenden hiç düşmeyen şu adamı. Aremi Gendry. Ya aşırı havalı. Biliyorum. Heyecanlıyım. Duymak için sabırsızlanıyorum. Şarkı yaptığından da haberim yoktu. Öyle görünmediğimi biliyorum ama bir şey diyeyim mi? Çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Şarkı yazmak mı? Evet ve dans etmek. Hatta şöyle diyeyim, kendi şarkılarımı söylerken dans etmek. Nekomi Mili Şipşak konser. Şipşak konser mi? Rastgele şipşak yapılan konserler var yani. Bazen alışveriş merkezlerinde veya popüler işlek caddelerde görmüşsündür. Ha evet, anladım şimdi ne demek istediğimi. Kaçırırsan puf gidiyor. Eşi benzeri olmayan bir deneyimle, eşi benzeri olmayan bir gösteriden geriye anılar kalıyor. Çok heyecan verici bir şeye benziyor, değil mi? Sahnede olmayı hep sevmişimdir. Ama biliyorsun, çocukken hepimiz her şey olmak istiyorduk. Ama büyüdükçe karar vermek olduk. Ama büyüdükçe karar vermek zorunda kalıyorsun. Benim için şarkı söylemek ve dans etmek kendi müziğini yaratmaktan çok daha doğal geliyor. En azından şimdiye kadar. Oturup düşündüm bunu. Tek başıma yapamazsam o zaman ne yaptığımı kesinlikle bilen biriyle yaparım. Kesinlikle doğru adamı seçmişsin. Değil mi? Şimdiden bile kaliteli ilham almaya başladım. Kim bilir belki ben de senin içeceklerinden ilham alırım. Ama çok heyecanlıyım. Tahmin dahi edemezsin. O yüzden gözün üstünde olsun, tamam mı? Ne zaman çıkacak diye hani. Tamamdır. Hayda. Ha, tahmin etmiştim. Elektrikler mi kesildi? Evet. Daha önce olmuş muydu böyle? Sadece hava bu kadar kötü olduğunda. Bana bir saniye izin ver lütfen, jeneratörü açacağım. Tamam. Aha biri geldi. Ariona. Oha kediye dönüştü. Yürü. Ay bir şey dedim, okuyamadım. Ariona Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ortadan kayboldum, kusura bakmayın, jeneratörü açıyordum.
Rachel Hanım, her şey yolunda mı? Bu da böyle dönüşmeyi çok seviyorum. Evet. Bir an için fırtınaya kafam takıldı. Evet, neyse şimdilik idare eder gibi. Tamam. Yeniden sizi gördüğüme sevindim Riona Hanım. Aa, buna vereceklerimiz var. Nasılsınız bu akşam? Açıkçası çok da iyi değilim. Duyduğuma üzüldüm. Bana biraz şekerli güzel bir şey yapabilir misin? Elbette ne istersen. Geçen sefer bana ilginç bir içecek önermiştin. Mavi çaylı ve sütlü bir şeydi. Doğru. Bana ondan hazırlayabilir misin? Ama bu sefer biraz daha tatlı olsun. Zor bir gün oldu. Şekeri hak ediyorum bence. Anlaşıldı. Senin için aklımda mükemmel bir içecek var. Hadi bakalım. O zaman azıcık tatlı bir mavi latte alayım. Şimdi burada bir çay daha bulduk. Düş mavisi. Şimdi bu Aqua'nın mavi kelebek nane nane. Mavi kelebek süt bal. Şimdi mavi kelebek süt bal doğru olabilir ama bu çok tatlı dedi. Latte demesi illa süt olacağı anlamına gelmiyor. Mavi bal bal. Mavi olup full bal olması lazım. Bence evet. Demle diyelim. Bir de yanında bizim Lucas'ın şeyi vermem lazım. Evet. Bal mavi kelebek. Nesne ver. Dur, nesne vermemiz lazım şimdi. Kart viziti mi vereceğiz? Bir içerik üreticisinin iletişim bilgileri belirli birine özel hazırlanmış. Hem bunu versek. Teşekkür ederim, iletişim bilgileri. Bunu da verebiliyor muyuz? Yok, bir tane verebiliyoruz. Yani ilk bunu vermişti, sonra kartı ver demişti. Devam ettim, sonra en son kartı ver demişti. Kartı vereceğiz. Hadi bakalım. Hem Riona'nın istediği içeceği doğru bir şekilde yapıp onu memnun etmiş olalım, hem de belki keyfi yerine gelir Lucas'ın kartıyla. Mail mi? Ah, daha önce tanıştığın o kişiden mi? Lucas'tı adı değil mi? Aa, bak unutmamış. Onunla bağlantı kurmamı mı istiyor? Bir düşüneceğim. Teşekkürler. Bir şey değil. Hadi bakalım. Buyurun bakalım hanımefendi. Teşekkürler. Bir sorun mu var? Sipariş ettiğim şey bu değildi. Öyle mi? Rengi mavi ama diğer her şey yanlış. Aa, gerçekten özür dilerim. Gözümden kaçmış bir şekilde. Anladım. Yeniden yapayım sizin için. Gerek yok. İçerim bunu. Ya tatlı dedin sen. Öf. Belki de bugün başa çıkmam gereken negatif enerjinin bir parçasıdır. Özür dilerim. Doğru yapmıştım. Bana ne, ben tarifi buldum. Çıkmamış burada. Bal bilmem ne bir şeysi. Aa, çıkmıştı. Üzdü. Tomat içinde ne varmış? Rachel'ın doğum günü bilgileri. Ha, gala ne alaka? Gala da buraya düşmüş. Aqua ne diyor? Daha demin küçük bir çocukta annesinin eliyle yürürken gördüğüm ve göğsüme sıcacık bir his attı resmen. Bu gece annemi arasa iyi olacak galiba. Bak buna iyi olur falan deyince. Tabii ki kılları tıraş edeceğim. Yoksa dövmen nasıl? Göreceksin akıllım. Tamam. Evet bizimki dövme yaptıracak anlaşıldı. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. İyiyim böyle. Teşekkürler. Her şey ters mi gidiyor bugün? Galiba. Her şeyin aynı anda üst üste geldiği günlerden biri işte. İyi anlamda değil. Nasıl bir duygu biliyorum. Konuşmak ister misin? Rachel bugün cömert hissediyor. Kendinden üçüncü şahıs olarak bahsediyor. Aha biri geldi. Yeni biri mi eski biri mi? İyi akşamlar. Aa, gala geldi. Tam da düşmüştü doktor bey. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Selam Rachel. Hala hastane kabul memuruyum sonuçta. Biliyorum, şaka yapıyorum sadece. Hoş geldiniz Gala Bey. Merhaba Merdiko. İşe gitmeden önce hızlıca bir şeyler içmeye geldim. Ben sana hiç bulamıyorum ne istediğimi. Ama önce biraz soluklanmam gerek galiba. Kesinlikle katılıyorum. Buyurun geçin.
Keyfinize bakın lütfen. Ne diyordun? Ha. Hanımefendiyle bir şey konuşuyorduk da. Öyle mi? En başta hani çok meraklı gözüktüysem geri çekebilirim. Bugün çok mutluyum. Anlıyorum. Kenara çekileyim mi? Yok, sorun değil. Senin nasıl olduğunu da merak ediyorum. Ama şuradaki bacımla da konuşmaya devam edeceğim. Tamamdır o zaman. Bana aldırmayın lütfen. Söyle Riona bacım, ne var ne derdin var? Anlat. Çayı da yanlış yaptık. O çay doğruydu ya. Tarifi de geçmişti. Yanına kart koydum diye olmadı galiba. O bana buraya ilk ziyaretimi hatırlattı fazlasıyla. Ha evet, Lucas'ın kadın versiyonu Rachel. Ha? Herhalde burası insanların bana en çok soru sorduğu yer olabilir. İyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi bu? Emin değilim henüz ama çok fazla umursamıyorum. Doğrusu gün içinde çok fazla insanla etkileşim kurmuyorum. Çoğu zaman yolda olduğum için. Öyle mi? Mesleğin mi ayıptır sorması? Teslimatçıydı. Bir şey teslim yapıyordum. Gruver şoförüyüm. Gruver ne ya? Ama sadece şehirler arası teslimat yapıyorum çoğunlukla. Zor bir işe benziyor. Göründüğü kadar kötü değil. Araba kullanmaktan oldukça keyif alıyorum. Bazen zihnimi boşaltmaya yardımcı oluyor. Doğru. Haklısın. 60'ların başında Manhattan'da taksi şoförlüğü yapmıştım. Öyle mi? Evet ama birkaç ay sonra oldukça tehlikeli olduğu için bırakmak zorunda kaldım. Tehlikeli mi? İnsanlar kavga çıkarmaya çalışıyordu benimle. Aa. Ayrıca birkaç kişi ücreti ödememeye, hatta beni soymaya çalıştı. Çok korkunçmuş. Tehlikeli de. 60'ların başıydı sonuçta. İnsanlar bize karşı şimdiki kadar nazik değil. Ama araba kullanmayı neden sevdiğini anlıyorum. Havalimanına gidip geldiğim uzun yolculuklardan her zaman keyif almışımdır. Anlıyorum. Yalnızca teslimata odaklanmadan önce yolcu da kabul ederdim. Hadi ya, ne değişti? 10 yolcudan 7'si beni iptal ediyordu. Genellikle arabama bindikten hemen sonra. Askıya alındım en sonunda. Ne? Niye ki? Korkutuyormuşum onları. Aa, çok kaba ya. Rachel Hanım'a katılıyorum. Aşırı saçma. O zaman epey farklı görünüyordum. Çünkü daha önce hiç bu kadar çok insanla uğraşmak zorunda kalmamıştım. O zamana kadar büyük şehirlerden uzakta, inzivada yaşıyordum. Bu yüzden itiraz süresi boyunca kendimi daha az korkutucu göstermeye çalıştım. Bu süre zarfında teslimat yapmama izin verildi. İyi bari. Teslimat yapmaktan beklediğimden çok daha fazla zevk aldığımı fark ettim. Bu nedenle itirazımı geri çektim. Ayrıca programın esnek olması sayesinde eğitimime ve seçmelere daha fazla odaklanabiliyordum. Seçme mi dedin? Ne için? Bir soprano rolü için seçmelere katılıyorum. Gerçekten mi? Çok iyiymiş. Hayır, şey değil. Hiç de çok iyi değil. Neden öyle diyorsun ki? Yıllarca denedim ama hala tek bir rol bile alamadım. Ha. Bu arada lastiklerimden birinin havası indi. Gerçekten mi? Evet. Memur bizi bu konuda çoktan uyarmıştı. Ama onunla alakalı olup olmadığından emin değilim henüz. Geldiğinde memur Georgie'ye söylerim. Teşekkürler. Şey evet, iyi bir gün değil. Duyduğuma üzüldüm. Sorun değil. Alıştım artık. Ya. Kusura bakmayın, bana aldırış etmeyin. Mesajlarıma bakayım biraz. Tamam. Yeniden seni gördüğüme sevindim Rachel. Ya aynen. Çok yoğunsundur kesin. Bir süredir seni buralarda görmüyorum. Hendry nasıl? Babişkun iyi ya. Ama o da çok yoğun. Seni kadar yoğun olmasa da. 2 aydır. 2 ayda bir en azından buraya geliyor. Ciddi misin Merlupo? Molamda geç saatlere kadar dışarıda kalmama izin vermiyor ama yine de hepinizi görmek için buraya geliyor. Ha, şey. Şaka şaka. Buraya sık sık geldiğini biliyorum. Sorun değil. Yaşlandı artık. Benden daha fazla ara vermeye ihtiyacı var. Doğru.
Yaşlandıkça dinlenmek daha önemli hale geliyor. Yine de yıllık kontrollerini yaptırdığından emin olun. Oluruz. Sen neler yapıyorsun bu arada? Çok bir şey yok ya. Ama şey... Aslında küçük bir sorunum var. Öyle mi? Ne oldu? Şöyle ki, hasta kabul işlemlerini yürüten kişi olarak bazen çok küçük çocuklarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Ama çocuk hastanesi değiliz. Bu yüzden genelde de acil vaka olarak geliyorlar. Ya... Dolayısıyla kabul sürecini olabildiğince eziyetsiz bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Herkes adına işleri biraz daha kolaylaştırmak için. Tabii. Ne yazık ki çocuklar benden korkuyor. Bu da kabul işlemlerini hızlandırmayı bazen zorlaştırıyor. Ama sen tanıdığım en tatlış insanlardan birisin. Genelde gerçekten çok küçük çocuklar. Neden bu kadar korktuklarını biliyor musun? Pek sayılmaz. Ama boynumla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Göz hizalarına indiğimde bile hala onlardan uzun duruyorum. Kendilerini savunmasız hissediyorlar mutlaka. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Harika bir kombo değil. Hiç değil. Çok büyük bir sorun değil tabii. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey olup olmadığını merak ediyorum. Ha. Şey Merviko. Efendim. Saatin bu kadar geç olduğunu fark etmedim. Birazdan kalkmam gerek. Sipariş verebilir miyim? Elbette, ne istersiniz? Her zamankinden alayım, çay, süt ve zencefil karışımından. Onun istediği bu muymuş? Çay, zencefil, süt. Demle. Çay, zencefil, süt. Çay, süt ve zencefil. Ay, sıralaması farklı mı olacaktı? Zencefilli süt, çay. Servis et. Buyurun bakalım beyefendi. Sağ ol. Bir sorun mu var? Tarifi mi değiştirdin? Aa, vallahi bakmam gerek. Oranlarını falan karıştırdım herhalde. Anlıyorum. Özür dilerim. Yeniden yapayım mı sizin için? Senin için. Sorun değil, zamanım yok. Yine yapamadık ya. Gerçekten özür dilerim. Dert etme. Ben niye bugün her şeyi yanlış yapıyorum ya? Fırtına şiddetlenmeden gitsen iyi olur. Ya, bir dahakine artık. Arayı kapatırız sonra. Tamam. Tamamdır. Konuşmanın ortasında ayrıldığım için kusura bakmayın. Sık dişini biraz da. Eninde sonunda her şey yoluna giriyor. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Riona'ydı değil mi? Seçmelerinin öyle olmasına üzüldüm. İnan ki şu anda nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum. Öyle mi? Hı hı. Önceki grubuma girmeden önce ajanslar tarafından birçok kez reddedildim ben de. Rachel Hanım ünlü biri. Tekli şarkısını arkandaki rafta bulabilirsin. Aa, ne harika. Sağ ol. İnternete falan yükledin mi hiç? Farklı sektörlerden olsak da görmek isterim. Sildim videoları uzun zaman önce. Aa, niye ki? Şimdi Lucas anlattığı şeylerin aynısını şimdi bana. Çok fazla online zorbalıkla uğraşmak zorunda kaldım. Kendimi baş ağrısından kurtarmak için kaldırdım. Nasıl ya? İnsanlar inanılmaz. Nefret saçanlara kulak asma. Yapacak daha iyi işleri olmayan insanlar. Aynen öyle. Kesinlikle bak, bu o kadar doğru ki, yapacak hiçbir işi olmayan insanlar ancak bunu yapıyorlar. Doğru. Sanırım daha önce benzer şeylerle karşılaştın sen de. Hem de nasıl? Şöhret. Şöhret ile birlikte geliyor. İyisiyle kötüsüyle. Anlıyorum. Her neyse, devam etmelisin bence. Videonu bana atarsan meslektaşlarıma herhangi bir başrol seçmesi var mı diye bilip bilmediklerini sorabilirim. Emin misin? Tabii. Yani söz vermeyeyim ama deneyeceğim. Videom var görmek istersen. Tabii ki. Yanına geleyim, dur. Şıkıt yanına geldi. Aa, Rihanna'nın şarkı söyleyen. Bir video. Ya çok tatlı. Vay. Operadan anlamam pek. Ama çok güzeldi. Bunları daha fazla internette paylaşsan harika olur. Nasıl yani? Sen de nasıl desem. Bir je ne sais quoi havası var.
bazı insanları büyüleyebilecek bir sıradışılık. Ya baksana videolarını Tomodachi'yle yüklemelisin bence. Birçok insanın dibi düşer yemin ederim. Aa yok ya. Niye ki? İnternette var olmaya uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Bence uymuyorum kültürüne falan. Dedim ya, nefret saçanlara kulak asma. Yani sadece o değil, ben başka bir şeyle ilgili bir kompleksim de olabilir. Ne kompleksi? Söylersem ikiniz de benden hoşlanmayabilirsiniz. Niye ki? Tabiri caizse elimden gelenin en iyisini, modası geçmiş şekilde yapmak istiyorum. Yani? Yani geleneksel yolu takip etmek bana daha uygun geliyor. Kısa yolları kullanmanın veya çevrimiçi olan şeylerin aksine. Ha, anladım. Bunun beni bunu havada biri gibi gösterdiğinin farkındayım. Özür dilerim. Kime ne ya? Herkesin öyle ya da böyle bir tarafları kalkıktı. Ama belki de kendini bu kadar da sinirlendirmemelisin. Nasıl yani? Eğlence sektörü hızla değişiyor. Neredeyse 3 yıldır bu işi yapıyorum. Ayakta kalmak için çok fazla esnek olmak gerekiyor. Çünkü her zaman senin yerini doldurabilecek biri çıkıyor. Ha, opera hakkında pek bir şey bilmiyorum ama eminim o da değişiyordur. Bazı şeyler her zaman eskisinden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle yaratıcı sektörde. İşler iki şekilde durgun kalıyor. Ya kârlı oldukları ya da bazı insanlar gerçekten inatçı olduğu için. Geçmişteki ben gibi. Ha. O zamanlar iyi olduğum bir veya iki şeyi seçebileceğimi ve gerisini unutmam gerektiğini sanıyordum. Ama son zamanlarda bir müzisyenle kendi şarkımı yapma şansım oldu. Beste yapmada çok iyi değilim. O yüzden gerçekten yardıma ihtiyacım var. Anlıyorum. Peki ya birlikte çalıştığın müzisyen? Savaş uçağı pilotu olma hayali varmış. Ancak bir şey onu hayalini gerçekleştirmekten alıkoymuş. Tomodachi'yi de hobi olarak müziğini yayınlamış. Sonra da tak turneyi gözünden vurmuş. Aa, evet büyük bir hayranıyım adamın. Bu kafedeki tüm müzikler onun en yeni albümünden attı. Elbette lisanslı olarak. Anlıyorum. Ne harika birisiymiş. Sen de öylesin. İşleri biraz farklı yapmakta korkma. Bütün yollar Roma'ya çıkar falan filan. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Her halükarda herhangi bir seçme olup olmadığını etrafa sormaya çalışacağım. Takipleşelim mi sosyal medyadan? Senin var mı hesabın? Hayır ama telefon numaram var. Tamam. Al bakalım. Teşekkürler. Neyse Riona, gitmem gerek şimdi. Bir şey çıkarsa sana mesaj atarım. Çok teşekkür ederim. Henüz teşekkür etme. Ama bir şey değil. Mermikok kaçıyorum ben. Yakında görüşürüz. Tamamdır. Lütfen arayı açma yine gel. Güle güle. Puff. Miyav. Kedi olarak gidiyor. Çok ilginç. İlk defa bir Neko Mimi'yi bu kadar yakından görüyorum. Hadi ya. Peki ya araban? İyi olacak mısın? Yedek lastiğim var. Havalar düzelince düzelteceğim. Peki. Buraya gelmek akıllıca bir karardı. Gelsem mi gelmesem mi emin değildim. Öyle mi? Açıkçası geçen seferki davranışımdan dolayı çok utanıyorum. Pişmanım, özür dilerim. Üzülme lütfen. Zararı yok. Teşekkürler. Ya bazen benim de yalnız hissettiğim zamanlar oluyor. Zaten anlamışsındır. Bu bir seçmeden aldığım iki red değildi. Ama işte asla kolaylaşmıyor. Anlayabiliyorum. Genelde arabamı bir yere park ederken dalıp giderdim düşüncelerimde. Duygularımı çözmenin en etkili yolu olmadığını kabul ediyorum. Ancak diğer seçeneklerden daha iyi. Yani başka seçeneğim yok zaten. Artık her zaman buraya gelebilirsin. Bilmiyorum. Buraya sadece bela ve kasvet getiriyormuşum gibi hissediyorum. Saçmalama. Kapımız sana her zaman açık. Akşamları tabii ki. Yani lütfen uğramaktan asla çekinme. Bakalım. Yakında hava düzelecek gibi. Gerçekten mi?
Nereden biliyorsun? Tecrübelerimden. Gökyüzünü çok fazla gözlemliyorum diyelim. Özellikle trafikte. Mantıklı. Sanırım. Her neyse. Artık gitsem iyi olur. Tekrardan teşekkürler Mariko. Çok rica ederim. İyi yolculuklar Yona. Umarım tekrar uğrar buraya. Aha bu ne? Biri bir şey mi unuttu? Yok, sanırım bugünlük bu kadar yeter. Tomodachi'de neler varmış? Storylere bakalım. Tamam, kötü fikir, vazgeçtim diyor Lucas. Tamam, şey yaptırmayacakmış. Herhalde dövme yaptırmayacak. Bakalım. Ha? Bu kimin anahtar kartı? Boyun askısına bağlı bir kart anahtar. Şimdilik bende kalsın. Birinin apartman anahtarı falan mı acaba? Tamamdır. Toparlansam iyi olur artık, değil mi? Acaba kimin, Gala'nın mı, Riona'nın mı? Bilemedik. Bu neymiş bir sap? Şekerle tatlandırılan bu içecek Senegal'in ulusal içeceği olarak bilinir. Tat vermesi için meyve ve baharat da eklenir. Kesin tariflerde bu da vardır. Evet, bir günümüz daha böylelikle son bulmuş oldu. Hangi güne geçtik Coffee Talk? Cumartesi gününe geçtik. 23 Eylül 2023. Ama tabii ki bugüne geçmeden önce bölümün sonuna geldik. Hikaye gerçekten güzel güzel böyle minnoş minnoş ilerliyor. Yeni yeni karakterlerle tanışıyoruz. Eskilerin şu anda ne yaptığını öğreniyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Merak ettiğimiz çokça şeyler var. Böyle kayıp eşya dükkanı gibi de bir şey olduk bir yandan. Herkesin kayıp eşyaları var. Yanlış tarifler vermek beni biraz üzse de doğru tarifleri de bulacağım inşallah. Ve kayıp eşyaları da insanlar geldikçe onları ileteceğim. Bir sonraki bölümde belki Lucas falan gelebilir. Lucas'a, onları Yona'ya kart verdiğimizden falan bahsederiz. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.